Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bizim laparoskopik obezite ameliyatları, laparoskopik metabolik cerrahi ve laparoskopik kolon rektum kanser ameliyatlarımızda kullandığımız malzemeleri şöyle kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki alet işler el öldürürler. Bu yüzden aletlerimiz çok önemli. Bu aletlerin belirli kaliteleri var ama başlıca kullandığımız malzemeleri herhangi bir reklam yapmadan sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi bu ameliyatlarımızda en çok kullandığımız trokarlarımız var. Kanlar bu aletlerle giriyor. Bunların mekanizması, kilitli mekanizması olan yerleri var. Biraz yaklaşabilirsin. Burada karın içerisine girince kilit mekanizması fonksiyonu oluyor ve karın içerisindeki herhangi bağırsakları zedelemek için bıçak içeri doğru kaçıyor. 5'lik, 10'luk, 15 mm'lik trokarlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Bunlar biraz önceki ameliyatta kullandığımız için bir miktar kirliler. Stertesi bozulmuş kirli malzemeler. Şimdi içeri girdikten sonra neler kullanıyoruz? İçeri girdikten sonra en çok kullandığımız malzeme ligaşür veya harmonik dediğimiz bir malzeme. Yaklaşabilirsin. Şimdi bu ligaşürdaki esas önemli şey, bu ligaşür içeri girdikten sonra dokuyu ısırdıktan sonra buradaki 7 mm'e yakın damarların mühürleme özelliği var ve etrafına çok az bir ısı veya hasar oluşturabilecek bir yapıya sahip. Kapandıktan sonra içerideki dokuyu mühürlediğini bize sesle bildirir ve biz ondan sonra keseriz ve ilerlemeye devam ederiz. Bu da bizim çok önemli aletlerimizden birisi. Bu alet olmasa ameliyatları, şu anki ameliyatların çoğunu yapamayız. Çünkü içerideki herhangi bir damarı bağlamaya gerek kalmadan bu aletle mühürleyip kesiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Diğer bir alet, bu da yine çok basit bir alet. Bu karaciğeri ekart etmemize yarayan bir basit bir alet. Bu künt olduğu için etrafa karaciğeri çok fazla zedelemeden böyle bu formu alıyor içeri girdikten sonra. 5 mm'lik trokardan girip karaciğeri çok rahat bir şekilde ekart etmemizi sağlıyor. Şimdi içeri girdik, dokuyu disek ettik. Önce trokarları içeri girdik, batını şişirdik, kamerayla girdik, karaciğeri ekart ettik. Sonra mideyi disek ettik, mideyi ortaya koyduktan sonra bizim en çok maliyeti oluşturan şey staplerlerimiz. Bu staplerler mideyi kesmek için, kolunu kesmek için kullanıyoruz. Bunlar da çok özel, son zamanlardaki teknolojiyle yapılmış. 3 tane sağ tarafına, 3 tane sol tarafına zımba atıyor ve ortasından kesiyor bu alet. Ve bunun farklı firmaların zımbaları var. Ama kalite tabii ki bunlarda. O yüzden 3 tane sağına, 3 tane soluna zımba atması önemli. Bu bizim güvenliğimiz açısından önemli. Farklı boylardaki, farklı kalınlıktaki dokuları zımbalayabilecek özellikteki staplerlerimiz mevcut. Bu şekilde bunlarla dokuyu kesme ve dikme işlemini kapalı bir şekilde yapmamızı sağlamış oluyor. Bunun dışında diğer bu işlemleri yaparken kullandığımız hook dediğimiz ucu çok ince diseksiyon sağlayan, benim çok sevdiğim bir alet yine. Böyle dokuyu ince böyle iğne şeklinde alıp orayı koterize edip kanamayı durdurup ve kesen basit bir alet. Ve çok kullanımlık, böyle belki 100 belki 200 kere kullandığımız bir alet. Yani bu da çok faydalı ve çok işe yarayan bir alet. Sonra içeride dokuyu veya ipi veya da herhangi bir materyal kesmek için kullandığımız makasımız. Sonra ince dokuları disek etmek için kullandığımız disektörümüz. Böyle içerideki dokuyu dönmek için bazen right dediğimiz ucu eğri yapılar kullanıyoruz. Böyle dişli olan, sağlam tutmamızı sağlayan, biraz daha kaba dokuları tutup kenara ekart etmemizi sağlayan bir göründüğünüz gibi kılıç dediğimiz bir aletimiz var. Bir de daha hassas tutmayı sağlayan, grasper dediğimiz, dokuları çok az zedeleyen, ucu göründüğü gibi çok zedelemeyecek şekilde dizayn edilmiş bir aletimiz var. Yine aynı şekilde bu aletlerde de makas, grasper ve aletlerimiz var. Bunlar reusable ve disposable olmak üzere iki ayrı grubumuz var. Ayrıca en çok kullanılan diğer bir alet ise portökü. Arkadaşlar bu aletle içeride dikiş atmamızı sağlıyor. İşte gördüğü gibi şimdi batına girmiş bir trokardan böyle içeri giriyoruz. Ve burada bununla yavaş yavaş tüm dışarıdaki yaptığımız dikiş atma işlemlerini bununla yapıyoruz. Onun dışında başka burada bir aletimiz daha var. Bu da çok önemli. Bu da içerideki dokuyu ve bir kanayan bir yer varsa klipslememizi sağlar. Bu titanyum klip atıyor. Burada gördüğü gibi bir tane örnek göstereyim. Şöyle gördüğü gibi böyle klipleri atmayı sağlıyor. Ve oradaki kanamayı veya herhangi bir kaçak belirsiz olan bir yer varsa orayı klipslememizi sağlıyor. Bu yine stülpeser dediğimiz çok obez hastalarda
fasyasını dikmek için kullandığımız çok basit ama çok kullanışlı bir alet. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi alet işleri ele ürünür. Bir sürü alet var. Daha bunlar kullandığımız aletlerin bir kısmı. Daha makineler var, kameralar var. Gerçekten çok düzgün bir görüş altında ameliyat yapmak istiyorsak, düzgün malzemelerin kullanıldığı ve düzgün bir monitörün olduğu, düzgün bir cihazın olduğu bir ameliyathane sistemine gerçekten ihtiyacımız var. O yüzden kaliteli ameliyatları, kaliteli ameliyathaneleri de yapma dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.